İş adamı Mehmet Gönültaş, Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Malatya'da bir restoranda basın mensupları ile bir araya gelen iş adamı Mehmet Gönültaş, şoför esnafının hak hukukunu korumak ve çalışma koşullarının uygun hale getirilmesi için genç, dinamik bir ekiple Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Değerli basın mensupları, sevgili futbol arkadaşlarım, sevgili meslektaşlarım, bugün burada toplanmamızın tek sebebi olan 07.01.2018 Pazar günü yapılacak olan Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'nı ve yönetimde olacak arkadaşlarla bu işe talip olduğumuzu sizlerle paylaşmak için toplanmış bulunmaktayız. Bugün burada toplanmamızın tabii ki birçok sebepleri var. Ama hepsine detayla girmek gibi hem zamanımız yok hem de burada hepsini paylaşma gibi bir zaman kısıtlığı içinde. Bugün sadece açıklamamız, adaylığımız ve yola mesleğimizle ilgili sıkıntıların olduğu odamızın hizmetine ve meslektaşlarımızın hizmetine de çıktık. Böyle bir yola çıktık. Bununla ilgili başkanlığımızın adaylığında ve yönetim kurulumuzla beraber şoför esnafının biriken sorunları için adayım. Şoför esnafının sesi olmak için adayım. Şoför esnafının haklarını hem türlü gücümüz yettikçe kanunlar çerçevesinde savunmak için, önlerinde yürümek için adayım. Şoför esnafının biriken sorunlarını ortak, daha önceki yıllarda da bir önceki seçimde dediğimiz gibi desturumuz olan ortak akıl, ortak fikir, ortak düşünceyle ben bilirim, ben yaparım mantığıyla değil. Ben değil de bizler ve sizler meslektaşlarımla ortak paylaşımla bu sorunları çözeceğimi, bu sorunların üstesine geleceğimizi, gerekli mevcilere birlikte taşıyacağımızı sizlere söz veriyorum. Bu konuda da müşteri olmanızı temenni ediyorum. Ayrıca tabii ki mesleğimizle ilgili olan sıkıntıların ne kadar birikmiş olduğunu, ne kadar bekleyen olduğunu ve sahipsiz olduğumuzu da biliyorum. Sizler gibi, çünkü bu sahada halen sizlerle beraber aynı işi yapmaktayım. Mesleğimin içinde hemen hemen tüm dallarda aktif olarak görev yaptım. Halen de yapıyorum ve arkadaşlarım da aynı bu görevin içindeler. Sahada çekilmiş değiliz. Biz sahada yürüyen, sahada beraber olan, sahada koşturan, yani siz bugün sanayiye gidiyorsanız ben de sizinle gidiyorum. Siz bugün bandrol alıyorsanız ben de alıyorum. Siz bugün bir lastikçiye gidiyorsanız ben de gidiyorum. Çünkü neden? Sizlerle sahadayız hep beraber. Bunun için de sorunlarınızın ne kadar olduğunu biliyorum. Fazla da açıklamamla bu bir adaylık açıklamamızdır. Siz basın mensuplarını ve arkadaşlarımı burada çok tutmak istemiyorum. Adaylığımızın süreci içerisinde meslektaşlarımızın yapılacak olan 01.07.2018 Ömer Halis Top ne? Ömer Halis Demir ve Kongre Merkezi'nde adres olarak da 2. Ordu Karargahımızın karşısında bu yapılacak seçimde tüm meslektaşlarımızın kongreye iştirak edip gerçekten kendilerini temsil edecek, temsil etme yetkisini verecek kişileri özgür iradeleriyle seçip yeri geldiği zaman randevuyla değil de kapıların sonuna kadar kendileri için açıp her zaman her şeyi beraber paylaşacakları bir arkadaşları olduğumu da beyan ediyorum. Hepinize en derin saygılar, sevgiler ve muhabbetlerimi sunuyorum. Tüm meslektaşlarımın bundan sonraki yaşamlarında ve iş hayatlarında hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize ve ayrıca siz değerli basın mensuplarına da teşekkür ediyorum.
sağ olun, var olun, bizlere bu fırsatı verdiğiniz için. Peki başkanım, bununla birlikte şoför esnafına ve diğer otomobilcilere nasıl bir imkanlar sunacaksınız? Onlara ne vaatlerde bulunacaksınız? Valla şimdi biliyorsun, şoförler odasının görevleri vardır. Nedir bunlar asli görevleri? Bir, çıktık kamyoncuyuz, işte yürümüşçüyüz, taksiciyiz. Gidiyoruz, bir yere gidip bir yolcu götürüyoruz. Arıza yaptık. Allah vermesin, kaza yaptık. Bu esnada nedir bizim ilk ulaşacağımız yer? Şoförler ve otomobil odasıdır. Peki buradaki talebimiz nedir? Öncelikle bir kurtarıcımızdır. Geçmiş yıllarda var mı? Ve hizmet de veriyor bütün meslektaşlarımız. Ama şu an maalesef İvedi olarak odamızın bünyesinde ve arkadaşlarımızın her zaman için yüklü böyle maliyetle yani mankul bir rakamla onların hizmetine kuracağımız illa ilk kurtarıcımız alacağımızı sizler huzurunda söz veriyorum. Ve yönetim arkadaşlarım da bu konuda ve meslektaşlarım da böyle bir beklentisi var. Bu beklentiyi ilk olarak çözmek istiyoruz. Tabii ki sorun çok, problem çok, birikmiş sorunlar daha çok. Bunun için şu an için değil de daha ileriki aşamada tabii seçim gezilerimizde de bunları konuşuyoruz, söylüyoruz, arkadaşlarla istişare ediyoruz. Onların fikirlerini alıyoruz. Çünkü biz demedik, ben demiyorum ben, biz diyorum. Ortak akıl dediğimiz bir düşünceyle, bir fikirle hep beraber yönetelim diyorum odamızı. Yani orada yıllarca hizmet etmek için kalmak gerekiyorsa kalalım. Ama bir noktada da eğer ki hizmetinizi yapamadığımızı karısındaysa belki oraya geldiğimizi nasıl ki o istiyorsa hiç kimsenin baskısına girmeden de kendi gitmemiz gerektiğinde biz karısına vardığımızda da kesinlikle yol arkadaşlarımla beraber söz veriyorum. Böyle uzun vadeli değil de hizmetimizin yapamayacağımızı anladığımız noktada, bitirdiğimiz noktada o görevi daha genç, daha dinamik, daha böyle aktif, çünkü gençlerimiz bu işte daha deneyimli. Bizler belli bir yaşa gelmişiz. Bu yaştan sonra ne yapacağız? Ülkenin geleceğini gençler hazırlıyor muyuz? Bunun da bir ülkenin geleceği için bir toplum örgütüdür. Bunun için de gençlerin olması. Problem daha çok ama bunların detayını fazla sizler zaman almadan tabii ki başka programlarımız olacak. Oralarda esnafımızla paylaşacağız inşallah. Peki, ilgilendireceğiz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim.